Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde Kadın ve Medya seminerinin ikinci paneli gerçekleştirildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlediği seri haline gelen Kadın ve Medya Semineri ikinci paneli Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seminerde Doçent Doktor Serhat Çoban, Doçent Doktor Hicran Özlem Ilgın ve Sosyal Bilimler Mesleki Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Onur Bayram birer sunum gerçekleştirdi. Seminer teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. Çömü İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Deniz Yeğen'in seminer sonrasında açıklamalarda bulundu. Bu noktada hem İletişim Fakültesi işbirliğiyle hem de Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu seminerlerin ikincisini hem Onur hocamızın hem Serhat hocamızın hem de Hicran hocamızın yapmış olduğu sunumlarla gerçekleştirmiş olduk. Ama bizim burada esasında İletişim Fakültesindeki öğrencilere anlatmak istediğimiz, ortaya koymak istediğimiz esasında medyayı kullanırken hangi içeriği üretirken ve tüketirken nelere dikkat etmeleri gerektiğinin farkına varmaları, bir farkındalık yaratmak için bu gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik oldu. Çünkü biliyorsunuz ki kadına şiddet ve kadın temsili, bunun üzerinde kadın ayrımcılığı, bunlarla ilgili birçok sorunla karşı karşıyayız. İşte kadının medyada gösterimi ve buna bağlı olarak da kullanılan görseller, materyaller, işte hareketli ya da hareketsiz durağan görsellerin nasıl olduğunun esası olması gerekliliğini biz onlara bir farkındalık yaratmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu noktada etkinliklerimiz zaten devam edecek ama bu yaptığımız biraz medya üzerineydi. Çünkü gazetecilik ve özellikle de yine televizyonda gösterim üzerine yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Şimdi bundan sonraki üçüncü seminerlerimizde, panellerimizde yeni medya ve sosyal medya üzerinde de gerçekleştirmeyi planlıyoruz.